Hasköy Mahallesi Seyirdim Çukuru mevkisinde otluk alanda çıktıktan sonra ormana sıçrayan yangına, gece boyunca karadan ve havadan müdahale edildi. Havanın kararmasıyla karadan yürütülen çalışmalara gece görüşlü helikopterler de destek verdi. Ekiplerin kısa sürede müdahale etmesine rağmen rüzgarın etkisiyle yangın büyümeye başladı. Orman yangını sebebiyle Çaltıçukur Mahallesi'nde 20 hane boşaltılırken, yaklaşık 40 kişi bölgeden tahliye edildi. Ayrıca 200 küçükbaş ve 85 büyükbaş hayvan güvenli bölgeye alındı. Yangından etkilenen alanda hasar tespit çalışmaları yürütülüyor. Söndürme çalışmalarına 10 helikopter, 8 uçak, 40 arazöz, 8 dozerin yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve emniyetin TOMA araçları da katıldı. Görüntülerde yangının etkili olduğu Seyirdim Mahallesi'nde yaklaşık 20 hanenin ekiplerin yoğun müdahalesiyle yanmaktan kurtulduğu gözlendi. Alevlerin çevrelediği sokakta ise kullanılmayan 8 binada hasar oluştu. Aslında çok küçük bir alanda başladı. Değişik şeyler var, söylentiler var. Hani tarlada bir küçük bir alevle başladığı söyleniyor. Ondan sonra da rüzgarın etkisi çok hızlı büyüdü. Birçok mahalleyi etkileyecek şekilde büyüdü. Hasköy tarafından başladı. Akisar'ı bilenler için söylüyorum. Ondan sonra büyüyerek Seyirdim'in yanından devam ederek Kızlarına kadar ilerledi. Bayağı geniş böyle Durasıl, bir yandan da Durasıl köyüne kadar. Çok geniş bir alanı etkiledi. Çok uzun saatler çalışıldı. Çok kuvvetli, yaklaşık onun üstünde helikopterle bir hava müdahalesi gerçekleşti. O hava müdahalesinde de gerçekten başarılı işler yapıldı. Özellikle de akşam iki tane helikopter devam etti müdahaleye karanlıkta da. Ondan sonra da rüzgarın da kesilmesini akşam saatlerinde kontrol alındı. Ama burada tabii içimizi yakan bir olay, Seyirdim Mahallesi'nin içine kadar girdi yangın. Orada da 8 tane evimizi yaktı. Sabah da ben oradaydım, köydeydim. Oradaki mahalleli vatandaşlarımızla konuştuk. Biz tabii AFAD olsun, Sosyal Yardımcı Vakfı olsun gerekli desteği yapacak. Bizler de konuştuk onlarla. Aksar Belediyesi olarak biz de onlara destek olacağız. Hani yaraların sanması için elimizden geleni yapacağız. Bu yaklaşık tabii tam çalışma Orman Müdürlüğümüz belirleyecek tam rakam ama 80 hektara yakın bir alan büyük ihtimalle maalesef yandı. Ormanımız yandı, zeytinliklerimiz yandı, çok sayıda zeytinliğimiz yandı. Gerçekten hani Akhisar'da devlet, belediye, yerel yönetim, işte vatandaş hep beraber bu ormanın yangının önüne geçirmesi için elimizden geleni yaptık. Çok hızlı başladı, çok korkuttu ama ondan sonra en azından rüzgarın kesilmesi, çalışmanın yoğunlaşmasıyla ucuz kurtarılmış bir felaket olarak görüyoruz şu anda. Televizyondan izlemek bambaşka. Ben ilk defa açık söyleyeyim bir orman yangını içinde bulundum ve dün akşam çok etkilendim, yani çok üzüldüm. Yani insanın kendi evi yanar gibi hissediyor. Cayır cayır gözünün önünde bütün orman gidiyor. Yaşam gidiyor, orada canlılar gidiyor. Yani o bakımdan gerçekten çok üzücü bir olay. Yani vatandaşlarımızdan biraz daha dikkatli olmaları, biraz daha özenli olmaları, özellikle tarlalarında çalışırken işte sigara içmemeleri, sigara hizmetine dikkat etmeleri. Yani bunlar ufak şeyler ama inanın bir orman yangınını çok etkileyecek şeyler. EHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay da Akhisar'da meydana gelen yangından etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu. Yangından dolayı ziyadesiyle üzgünüm. Hepimize geçmiş olsun. Özellikle Seyirdim köyünü, Akhisar'ı. Biraz evvel Kaymakam Bey'den bilgi aldık. Biz de yerinde hem incelemek, vatandaşlarımızla bir arada olmak ve yanan yerlerde görmek için ziyaret ediyoruz. İşte her yaz geldiğinde maalesef hem ülkemizde ve bütün dünyada bu orman yangınları ile baş başa kalınıyor. Ancak bir çok sayıda helikopter, arazöz ve ekipmanla birlikte müdahale edilip kısa süre içerisinde söndürülmesi biraz tesellimiz olmuştur. Can kaybının olmayışı insan bakımından. Ancak tabii orman yangını sadece ağaçları değil, ağaçlarla birlikte bulunan bütün canlıları yok ediyor. Tabii yaşıma kadar ekranlarda görüyordum yangınları, şey yapıyordum. Şimdi gördüm. Hani tam şokunu atlatamıyorum. Evimde arkadaşlarla çay içiyorduk. İkinci çayı keyfi yapıyorduk. Karşıda dağda belki 5 kilometre ileride dumanı gördük. 20 dakika demedim. Ateş buraya geldi. Ama o 20 dakika içerisinde köyün etrafını komple abluk altına almıştı zaten yangın. Yani rüzgarın hızıyla o kadar hızlı, o kadar şiddetli yayıldı ki. Biz buraya geldik. Jandarma ekipleri ilk baştan salmadı bizi. Köyün boşaltıldığını söylediler. Akşamüstü Akhisar'dan gelen su tankerleriyle birlikte buradaki orman söndürme işi, yangın söndürmecilere yardım etmek için onlarla birlikte girdik köyün içine.
Doğal afeti, yangını yaşadınız. Yaşadık. Siz anlatır mısınız? Vallahi yangın aniden şuradan geldi. Ya aniden benim eve doğru fırladı. 3-5 tane hayvanımızı onu kurtardım. Evde hiçbir şey kurtaramadım. Ev yandı. Başka bir şey yapamam.